ölüm korkusuna giriyor. Küllü nefsin zayikatı meft, her nefis ölümü tadacaktır. Küllü ruhun zayikatı meft demiyor. Ruhun, ruhla alakası yoktur. Ruh, tebdili mekan, tahvili vücut, itlak-ı ruhtur. Teris olacak. Yani kafir mümin fark etmez. Bu cesetten çıkacak. Yani ölüm cesedendir. O zaman ölüm korkusu cesedidir. Cesede aittir. Cesede şu bedene ne kadar ben derseniz o kadar ölüm korkusu sizi sarar. Tekrar dirilmeden ruh dirilmiyor öyle mi abi? Yok, ruh dirilmiyor. Ruh zaten elbise değiştiriyor. Ölmüyor ki dirilecek. Ölmüyor. Ruh ölmüyor, öyle bir şey yok. Nefs. Yani dirilme ruhla yok yani öyle. Çünkü ölmedi ki dirilsin. Diyor ki, hani şey, o değil. Hani her şey helak olacaktı. Ha o haşir meydan. Küllü şeyin her gün olacak. O her şey, mahkeme her şey bitti. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail de dahil. 15. mektubun sonunda söylüyor o. Her şey küllü şeyin halik ünlü vece. Her şey helak olacak. Ölecek ama geçici, muvakkat bir an. Her şey yok olacak. Tekrar ilk baştaki gibi Allah var, hiçbir şey yok. Tekrar onları diriltecek. Onu bir görüş olarak mı söylüyordu abi orada? Yani tercih ediyor mu ustad bunu yoksa usta bir, görüş, bir görüş öyle mi diyordu yoksa? Bir görüş öyle diyor yani. Bir görüş diyor. Ustad da orada muvakkaten diyor. Belki bir an yani belki. Bir an, anda. Yok olup var işte. Keyfiyetini bilmemekle beraber. Odaya... Hasan o da güzel bir şey yapıyor da bir izah yapıyor. Mesela diyelim ki hani sen elbiseni değiştiriyorsun ya abi. Elbiseni değiştirdiği zaman, öyle elbise giyildiği zaman ortada bir tane bir anda bir elbisesiz zaman oluyor ya. Şimdi orada da sen haşirden cennete gireceksin ya, ya cehenneme gideceksin. Orada bir libas değiştirmezsen de bir yokluk olacak yani. İşte o. Yani var yok gibi yani. Çıplaklık bir hali. Onu giyip çıkarana kadar. Yani buradaki bizim bu bildiğimiz elbiseyi, bu vücudu çıkarıp cennet libası gibi, latif yemek libası giyecek ya. Glaf-ı latif beden misali giyer. Odaya girdi, yatıyordu. Uyuyor mu, öldü mü bilmediği için rahattı kadın. Kocasına. Odaya girdi, kocası yatıyordu. Uyuyor mu, öldü mü, zaten ölüm hatırına hiç olmadığı için gayet rahattı. Adam uyuyor, hatta güzel rüyanın içindeydi. Ama bu insana baktı ki ölmüş. Belki rüya görüyordur. Derin bir rüya değil, dokunmadı. Zaman geçtikçe, dokundukça baktı ki ölmüş. Feryat edip bağırmaya başladı ve çok korktu eşi. Peki soru soruyoruz. Değişen ne ki korktu? Yatıyordu saatlerce, dokunmuyordu. Yatıyor. Öldü dedi, ödü patladı. Çok sevdiği eşinin cesedine yanaşamaz oldu. Değişen ne? Aynı. Ona yüklediği mana. Ölü ama yaşıyor zannettiği için hiç korkmadı. Girdi, çıktı. İş yapıyordu. Sonra öldüğüne inandı. Bu sefer ölü anlayışı hakim olunca cesedine yanaşamadı. Değişen neydi ki korktu? Bu da emri itibarı mı yaptı? Evet. İç halinde. Ama hariçte aynı. Ceset aynı. Emri itibarı yaptı. Önce de gördüğü olan ölüleri hatırladı. Hemen onlara korktu. Evet. Yani daha önceki ölüler var kafasında. Bu emri nispi. Ölüyü aldı kafaya. Diğer kafasındaki ölü misallerle itibar yaptı. Kıyasladı. Korktu. Yani değişen ne ki korktu? Şekil aynı. Korkunun sebebi korkanın kafasındaki zan. Zan. Mesela mezarlıktan korkarlar. Niye hortlar? Hiç kesinlikle hortlamaz. Çünkü niye? Zaman hortlama fırsatı yok. Cehennemi zumara ise bu adam, bu kadın esferdedir. Orada mezarlıkta olamaz. Yani kötü ruhlar hortlaması için mezarda olması lazım. Allah onu mezarda tutmasa rahmettir. Mezarda tutmaz. Esfel-i safilindedir. Kötü ruh. Mezarda yok.
İyi ruhlar zaten hortlamaz, zaten korkutmaz, zaten evladı gibi bizi seviyor. Ama onlar giremez arda değil. Onlar da aladadır. Meleği aladadır. Orada hiç kimse yok. Ceset var. Korkutucu şeyler olması orada, sesler vesaire olması. Bazı kitaplarda şey, cinler dalga geçiyor. Orada ışık yanmadığı için, karanlık yer olduğu için cinlerin mekanı olmuş mezarlık. Yani kimde, akşamdan sonra gitmeyin demek, cinlerin mekanı olduğu için. Yani kimse yok ya orada. Cinler de o tür yerleri severler. Kokuşmuş, pis. Pis ev, temizlik yapılmayan ev. Onların cezbediyor. Temizlenmemiş. Aylarca lavabo temiz değil, banyo da temiz değil, tuvaletler pis. Ustad tarihçi hayatta ne diyor biliyor musun Ahmet? Elbisesini israf yapar mı ustad? Kelamda. Yok ama tarihçi diyor ki elbisesi kirlenmeden değiştirir diyor. Ne diyor? Çünkü buraya pislik koyup arı gelmez. Sen hiç arının gübreye oturduğunu gördünüz mü? Sen peki sineğin, kara sineğin güle oturduğunu gördünüz mü? Vastada işte üstad. Böyle güzel bir papatya kokan. Mesela bir sinek düşünün. O güneş enerjisinde şey yapar ya böyle ayçiçeği. Gelmez. Ha, demek ki sinek bir pisliğe gelir. Bak kirlenmeden değiştirir diyor. Güzel kokular güzel ruhların çekici malzemesidir. Pis kokular da pis ruhları çeker. Değişen neydi? Korkunun sebebi korkanın kafasındaki zan. Çünkü ölümde az önceki rüyanın 7 kat daha ileri gerçek hayatıdır. Yani oğlan bir uyandırıyoruz falan öldüğünü bilmiyor. Dürtü herhalde derin rüya görüyor. Zaten ölüm rüya derin rüyanın 7 kat ilerisidir. Uyurken korkmadın. Aynı şekilde ölmüş denildi korktun. Korku senin kafanda. Hariçte yok. Peki.